bu adamı var ya gençleştiriyor, gençleştiriyor. Şöyle manzaramızdayız. İzmir çuprası mı bunlar? Çanakkale çuprası bunlar, Çanakkale. Şöyle yağlı yağlı. 2-0 Hayabusa iğnemiz. Leğene sığmıyor leğene. Ordu doyulur ordu. Valla sığmıyor ya. Arkadaşlar hamsi pilavı yapacağız. Olsun yavrum. Tam yapalım. Tam yapalım. Evet arkadaşlar, yine bir kıyıdan çıprağımızda karşınızdayız. Bu sefer biraz geç açtık kameraları. Meramıza bakalım dedik, ne gelecek ne gidecek. Kamerayı kurarken yapıştırdık. Biliyorsunuz ne demiştim daha önceki videoda? Ne Uğur var ne Serhat var. Ne varsa bende var. Hemen balıklarımızı size şöyle göstereyim. Bir tane balık aldık Alasya'ya kadar. Kamerayı açılsaya kadar şöyle bir tane. 700-800 gramlık bir tane çıpramız aldık. Şöyle bir tane 400-500 gramlık bir çıpramız daha var. Bir tane de porsiyonlu var. Şöyle porsiyon dedim yani. O da güzel. Şöyle. Bizi porsiyonluktan bırak hocam. Yani yapacak bir şey yok yani. Bizi porsiyonluktan bırak. Bakalım bundan sonra devamlı inşallah olur. Olursa da hep beraber izleyeceğiz zaten. Bana bugün eşlik eden Bursa Spor'dan transferimiz Üstün yemci avcısı enişten var. Ya Çantum. Deme şımartma benim gözünü seveyim. Bakalım nasıl olacak devamında. İnşallah güzel balıklarla sizle beraber ekran karşısında olacağız. O zaman bize ne diyoruz? Rast gelsin. Rast gelsin. Takipte kalın. Aynen. Evet, enişten yapıştırdım diyor. Evet arkadaşlar, balık üstünde çekiyorum. Canlı canlı seyrediyorsunuz. Güzel de kafa atıyor. Güzel bir çupra. Daha önce tuttuklarımız kadar iri olduğunu düşünmüyorum ama balık güzel. Kafa ata ata geliyor. Hadi bakalım, inşallah rast gelsin. Kaçırmayalım. Sudan da keselim. Görüntüleri sizlerle de paylaşacağız inşallah. Hadi enişten yapıştır. Geliyor geliyor, hiç sıkıntı yok. Ama çok büyük değil. O ilk tuttuğumuz gibi falan herhalde. Yani 350-400 gramı inşallah çıkar. Geldi mi? Geldi. Geldi. Hadi nerede? İyi, gelene bak. Çupra ile ilgisi yok. Enişte ne tutsun? Kayış. Kayış balığı. Yılan mı? Yılan balığı, yılan balığı. Bunu da tutmak varmış kısmette. Serdar imza atmış. Evet. Yılan mı? Yılan gibi vallahi öyle. Yılan balığı da, bunu tutması doluyor. Da ayrı bir iş. Kobra'yı diyor. Bezi al. Şey yapayım, bezle tutayım onu. Yoksa tutamayacağım, kayıyor elimde. Yılan. Yılan yap kendin oğlum. Ya sen benim güzel yemimi niye yedin ki şimdi? Güzel taktıydık o yemi de. Harbiden ha. O kadar uğraşıyoruz, yemek ediyoruz. Güzel de attıydık. Güzel de atmıştık. Güzel attığımızın şeyi bu zaten, sonucu. Evet arkadaşlar, bunda kedimiz, kedimiz var diyorum bak. Normalde kedi yer bunu, gel. 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 Biz de köpeği balıkla besliyoruz. Bildi mi lan? Ya aslan parçası be. Gel gel gel. Oğlum ben sana yemek veriyorum, sen kaçıyorsun. Gel buraya. Gel. Gel. Aslan parçası değil, aslan gibisin vallahi dedim. Maşallah. Balık iyi, iyi balık gibi olmuş. Allah. Ne yapıyorsun ya? İsmail Efe'ye göndereceğim ya. Oğlan gördüm. Ya bu tepsi mi? Tabak. Tabağa geçmiş bu. Neye bağlamamış. Vallahi baksana, al yanak. Evet arkadaşlar, eniştem yapıştırılırım diyor. Ben bu işi biliyorum diyor. Evet, bu da tabak. Bak nasıl kafa atıyor, bak. Görüyor musun? Vallahi ben görüyorum inşallah. Kameradan da gözüküyor. Işıktan ben görmüyorum ama. Çek. Zar yapıştır. Biraz daha gelirsin sonra ne? Yok, öyle değil. Valla kaldırırken sıkıntı olmasın. Kapatmaya evet başlayınca. Arkadaşlar, güzel çıprağı olacak. Yine güzel bir boy. Bu akşam inşallah ötekileri çekemedik ama. Bunları başladı bana. Bunları çekiyoruz. Başladı. Yüzüyor diyor. Evet. Maşallah. Benim şeye dikkat etsen. Tamam. Ben sağ taraftan al. Benim de. Tamam. Bizim orada. Ben öyle şöyle yapalım. Sağa geçeyim. Şimdi göreceğiz zaten balığı. Göreceğiz. Geldi. Kıyıda bak. Gördün mü? Aynen tabak. Vallahi tepsi. Leyen. Tepsi. Leyen olmuş beni işte. Kaldır.
Kaldırıyorum. Haydi bismillah. Uyuyut, bu ne lan böyle? Vallahi billahi arkadaşlar çok güzel balık. Yine çok güzel bir boy. Çok güzel boy. Çok güzel boy. Aman düşüyor. Aman düşme. Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Bu adamı var ya gençleştiriyor, gençleştiriyor. 5 sene gençleştim yemin ederim. Acaba bir yan tutsana yona ya bir gözlerim. Vallahi. Durmuyor ki. Durmuyor ki namussuz. Şöyle göstereyim. Göster abi göster. Maşallah maşallah. Güzel, güzel. Tepsiler bunlar. Vallahi billahi. Neredeyiz? Görüyorsunuz. Şöyle manzaramızdayız. Çok güzel hayvan. Çok güzel. Bereketli av maşallah. Bu arada senin oltaya da bakalak olalım. Yürüyüp gitmesin denize. Aynen. Hadi enişte. Böyle balık alır suya valla. Rast gelsin, rast gelsin. Eyvallah cümlemize kardeşim. Evet arkadaşlar, şöyle takımda göstereyim. Her zaman olduğu gibi böyle bir 30 santimlik gezerimiz var. Bu sefer iki kulaç bedenimiz var. Çok akıntılı yerdeyiz. 2-0 Hayabusa iğnemiz şöyle. 2-0 Hayabusa iğnemiz. Yemimiz de mamun aldık ama genellikle sardalya kullanıyoruz şu anda. Hiç mamun atmadık desek yerde şöyle deyip tekrardan balıklarımızı da gösterelim be. He işte. Göster göster. Göster. Şuna bak bak. Leğene sığmıyor. Canım benim ya. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Leğene sığmıyor leğene. Ordu doyulur ordu. Sığmıyor ya. Ay maşallah. Elinde sığmıyor. İzmir çuprası mı bunlar? Çanakkale çuprası bunlar. Çanakkale. Şöyle yağlı yağlı. Gösterelim. Bu da bir ötekisi. İşte bu en baba olan. Bu daha büyük. Sığmıyor ya. Elinin içinden sığmıyor zaten. 3-4 tane de var. Bakalım devamında nasibimiz neler olacak. Hep beraber bir eniştem takımı yapıyor. Kahramansın bugün genişte. Yok be estağfurullah. Hiç öyle bir iddiamız yok. Ama yani yapıyoruz yani bu işi. Ya işte suda balık varsa Hakan'ın biliyorsun. Hakan'a dedik ya. Aynen. Suda balık varsa bir yolunu bulur alırız diye. Suda da balık var. Şükür Allah yüzümüze güldü. Aynen. Dağ bolları hepinizin olsun inşallah. Şöyle güzellik yerdeyiz. Kilitlerdeyiz. Bu da bir köpeğimiz. Ayımız da var dolunayda. Bakalım devamı inşallah güzel olur. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar güzel bir av günü geçiriyoruz. İlk balığı çekemedik galiba. Av yerimizi denedik, şey yaptık. Bakalım olacak mı olmayacak mı derken onları çekemedik ama şunları çekelim enişte. İlk önce nerede olduğumuzu gösterelim. Söyledim gösterelim. Bilmiyorum daha önce biliyorum. Kilitbayır'dayız. Kilitbayır neredeyiz? Gösterelim. Çok güzel bir manzaradayız. Şöyle bir manzara eşliğinde balık tutuyoruz. Karşı tarafımızda Çanakkale Boğazı, Çanakkale manzarası. Tabii kameradan pek gözükmeyebilir ama gayet güzel. Şöyle enişte balıkları da gösterelim arkadaşlara. Gösterelim. Güzel balıklarımızı. Bu ufak balığımız. Böyle çok da büyük olmadığını iddia ettiğimiz balığımız. Şöyle suyumuz da 1,5 litre bu arada. Onu da ona göre hesap edebilirsiniz. Şöyle şu güzel işte bir babaç bir balık. Aynen şöyle koyayım yanına. Babacan. Evet. Şöyle bir tane daha var. Evet. Şöyle. Babacan. Şöyle bir de porsiyonluk var. Bu pek ciddi almadığımız bir balık. Ama yani yenir. Aynen. Böyle salınacak bir balık değil. Bunu yanlarına koymuyorum. Koyduğumu ayıp olacak. Koymuyor aynen ayıp olacak. Şöyle güzel takozlarımız da burada yani. Güzel takozlar. Güzelim al yanaklarımız bunlar işte. Ne diyoruz? İzmir'in takoz değil, Çanakkale'nin leğeni. Leğeni. Tepsisi. Ne derseniz deyin artık adına. Şöyle şundan da şöyle koyayım. Şöyle gideyim de. Evet arkadaşlar avımız devam ediyor. İnşallah güzel bir video olacak. Güzel bir de şey av olacak. Bu avın sonrasında da Uğur Alakaş'tan çok güzel bir yine balık tarifi, yağ tarifi geliyor. Onu da mutlaka izleyin derim. Avımız devam ediyor. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar. Hemen kamışlarımızı da kullandığımız ekipmanlara tanıtalım. Shimano Alivio 10.000'lik kamışımız Okuma Karbonit. Bu kamışımız Trabuco, Suspira ve 14.000'lik Ultrega Spot XD. Takımımızı şöyle yapıyoruz. Şuradan göstereyim. Shimano Oshea 25 libreden fluorokarbon. Onunla yapıyoruz. 100 gram kurşun kullandık. Hayabusa 1 numara ve 2 numara kullandık.
Bir Hayabusa 3-0 circle'lı bir tane balık aldım. Balıklarımı da tekrardan göstereyim bunlar. Şöyle avımızın son zamanlarına yaklaştık artık. Saatimiz 1'e geçiyor. Hava sıcaklığı 5 derece. Üşümeye başladık. Evet. Balık kesti ondan üşüyoruz bence. Balık olsa da üşümezdik. Evet. Evet. Kesinlikle haklısın Aydın. Bakın. Ve seninkine vuruyor galiba. Kamışım hareketlendi. Kamış hareketlenebilir. Böyle sıkıntı yok. Kilit bayırdız arkadaşlar. Bakalım. Artık yavaş yavaş toparlanacağız. Bu dediğim gibi bu videodan sonra çok güzel bir yalantı videosu sizlerle beraber olacak. İzlemeye devam edin. Tabii izlerken de yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayalım değil mi işte? Kesinlikle. Arkadaşlar takipte kalın. Kardeşimin sayesinde güzel bir av akşamı yaşadım. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olmak isteyip olamayan herkese çok çok selamlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıcakla kalın. Hadi o zaman. Rast gelsin. Evet, Aydın kardeşim gider ayak son bir vuruşu yakaladı. İnşallah balığımızı da alıyoruz. Acaba nedir? Acaba nedir? İnşallah çupradır. Kafalıdır. Çupra. İnşallah kafalı çupradır. Vallahi güzele benziyor. Kafa atıyor zaten. İyi maşallah. Geldi. Dedim ya ben sana gider ayak alalım bu balığı diye. Sen beni dinlemedin. Benim oltayla birlikte geliyor galiba ha. Dikkat et benim oltanın öbür tarafından alacaksın. Yumurta nerede? Hop benden aldım. Evet. Güzel. Gayet güzel. Gider ayak için gayet güzel bir balık. Aynen. Güzel ayak için porsiyonluk başarılı. Porsiyonluk başarılı bir balık. Aynen. Gayet güzel. Yapıyorsun bu işi be Aydın'ım. Varsın bu alemde. Isıtma. He? Isıtma diyorum. Isıtmaz mı ya? Aynen. Birden hareket hemen yaptı. Ayaklarımız ısıt. Üşüyordu. Hemen ısındık yani. Ben bile ısındım. Sıcacık oldu. Güzel porsiyonluk bir çupra. Evet gayet güzel. Hadi bakalım. Toparlanacaktım artık. Evet. Gemimize de yetişelim iki gemisine. Başka gemiye yakalarsak, dörde kalırsak buralarımız olmaz. Soğuğu yeriz. Aynen. Sardalya'yı aldık yine zaten. Öteki gemiler mamun çalışmadı hiç. Sardalya'yı yapıştırdık. Herkese daha iyi nasip olsun. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik. Biraz donduk. 4 derece. Güzel soğuk. Son anda giderken bir tane balık aldık. Kapanış yapmıştık daha önce ama sonunda şu porsiyonluk balığı aldık. Gayet güzel balıklar aldık. İnşallah herkese daha iyi nasip olur. Bu videomuzda devamında da ne yapıyoruz? Alakaçlar balıkçılığa bağlanıyoruz. Orada güzel bir yağlantı videosu da devam edecek. Sizleri bekliyor olacak. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese daha iyi rast gelsin. Çanakkale spinde kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar neredeyiz? Videoda dediğim üzere bu balığın yağlantısı için Alakaç balıkçılıktayız. Uğur Alakaç'tayız. Hadi bakalım bugünkü yağlantı neymiş görelim. Hadi o zaman. Buyurun. Selamünaleyküm. Kalk! Evet arkadaşlar geldik. Uğur kardeşim yanındayım. Şimdi ben ne yapıyorum? Kameranın arkasına geçiyorum ve burada kim var? Kim var? Hemen gösteririm size kim var. Evet gel bakalım gel. Gel yavrum. Yanmaz yapışmaz Muhtar Tamraz. Selamlar arkadaşlar. Muhtar çok hızlı geldin. Hızlı gelirim, hızlı giderim. Zın zın. Benzin ve mazota gelen zamlardan sonra yine Tamraz mı? İşte biraz. Yarım yoksa yarım öze geçtin mi? Yüreğiyle gidiyorum. Rolantide misin yoksa? Merayla yürek gidiyorum artık. Ne yapıyorsun Muhtar yavrum? Valla biz yalantısız yapamıyoruz biliyorsun. Tabii canım bizim olayımızı yağlantı. Daha önceden yapmıştım ben bu. Söyleyeyim mi artık takipçilerimizin ne yapacağımızı ayıp? Yok söyleme videonun sonunda söyleriz. Bittikten sonra. Arkadaşlar hamsi pilavı yapacağız güveçte. Şöyle küçük küçük güveçte hamsi pilavı yapacağız. Daha önceki yağlantılarımızdan biraz farklı bir yağlantı olacak bu. Tadı cidden çok güzel oluyor. Denemeniz için size burada göstermek istedik bu hamsi yağlantısını, hamsi pilavı yağlantısını. Biz de iki tane güveç yapacağım. Yanına güzel bir içecekle beraber. Bu akşam biraz biz de yağlanacağız. Dışarıda malum havalar soğudu. Kışın vazgeçilmezi, hamsi sezonunun vazgeçilmezi. Yani hamsiden olabilecek en güzel yemeklerden bir tanesi. Hamsi pilavı. Hep beraber hamsi pilavı. Hep beraber şimdi hamsi pilavı hazırlayacağız. Bunun tatlısı oluyormuş. Hamsi tatlısı mı? Ben hamsi tatlısını duymadım kanka. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Bir gün ben yapayım. Sen yap o zaman yerim bilir. Tatlı diyelim tatlı konuşalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yemeğin hazırlanışına geçiyoruz. Malzemeleri bir söyleyeyim istersen hocam Aydın.
Bunu daha önceden gündüzden hazırladım. Kuş üzümlü, soğan rendeli, pul biber ve karabiberli bir pilav. Normal pilav yapıyorsunuz bu şekilde. Biraz da bir çay kaşığı da şeker atıyorsunuz. Biraz çünkü tatlı bir pilava ihtiyacımız var burada. Yine bahçeden koparttığımız maydanozlar. Bir avuç kadar dereotu. Kılçığı çıkmış yarım kilo kadar hamsi. Karadeniz hamsi olursa daha yağlı ve daha lezzetli oluyor. Şimdi karışımı hazırladık, pilavımızı yaptık, malzemelerimizi saydık. Ekleyeceğimiz daha sonraki baharatlar Yeni bahar deniz ürünlerinde ve iç pilavlarda çok güzel oluyor. Biraz da arkadaşlar bu pilav biraz tatlı bir pilav oluyor. Tarçın ekliyoruz. Yani tereyağında pişeceğiz zaten. Daha sonra onları göstereceğiz. Hazırlanışa geçelim istersen Aydın'cığım yavaş yavaş. Yeşilliklerimizi ince ince. Yasemin'ce mi? Yasemin'ce doğruyoruz arkadaşlar. Sever misin? Evet, bayılırım. Nasıl bayılırsın? Julia. Şimdi arkadaşlar burada bunları ince kesmeniz önemli. Ne kadar ince? Ya bu tarz karıştırmadan işte. Şöyle ince ince kıydık. Bunlar biraz fazla olmuş Aydın. Bunları ben çok dereotu girince işin içine biraz tadı kaçıyor. O yüzden birazını ayırdım. Bunları daha sonra kullanacağız. Nerede sonra kullanacağız? Başka yemeklerde. Tamam. Yeşilliklerimizi pilavımıza, iç pilavımıza ekledikten sonra bir 10 tane daha kuş üzümü. Arkadaşlar burada bu kuş üzümünü bu boyutta kullanmanız gerekiyor. Çünkü büyük kullanırsanız pilav tarçını da kullanırsanız makaraya mı alındır ya. Pilav çok tatlı oluyor. Üzümler büyük olunca meyve şekeri pilava geçiyor. O yüzden çok tatlı pilav oluyor. Şu kadar. Şöyle yani yemek kaşığının ucuyla tarçın. Yemek kaşığının ucuyla yeni bahar. Bak gördün mü kokuyu Aydın? Gördüm. Aldın mı? Alamadım. Sonrasında doğramış olduğumuz malzemeleri ve eklemiş olduğumuz baharatları güzelce bak Muhtar karıştırırken koku geliyor mu kardeşim? Geliyor. Merak etme sen. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi güzel bir iç pilavı elde ettik. Yavaştan güvecimizi aldık arkadaşlar. Güvecimize biraz ayçiçeği gezdirdikten sonra güvecimizi yağlıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş Karadeniz hamsi biraz küçük oluyor arkadaşlar. Bizim Çanakkale'de Karadeniz'de biraz daha büyük oluyor ama burayı biraz daha küçük düştüğü için şöyle alt zeminli. Yürücü hamsisi olmasın bunlar? Yürücü hamsisi. Et yok, et. Et yok. Bak et yok abi. Yürücü hamsisi olabilir bunlar. Zayıf hamsi bunlar. Zayıf hamsi. Alt zemini yavaş yavaş piramit yapar gibi inşa ediyoruz arkadaşlar. Malzemeden kaçmıyorum Aydın görüyorsun. Alt zemini. Bol yap, bol. Çift kat yap. Sağlam olsun. Temelden sağlam olduğumu sıkıntı olmaz birader. Evet arkadaşlar. Zeminimiz oluştu. Şöyle zeminimiz oluştu arkadaşlar. Pilavımızı 3 yemek kaşığı. Biraz şuradan kenarlarından pirinçleri ortaya topluyoruz ki geri kalan hamsilerle pilavı kapatabilelim. Bu arada söylemeyi unuttuk Aydın. Hamsileri kılçığını çıkarttıktan sonra mısır unuyla unluyoruz. Unlamazsak o çıtır çıtır lezzeti alamayız. Evet arkadaşlar, hamsi çiçeğimizi kapatmak üzere şöyle loops. Son olarak da şu gebeğini ağaçla kapatıyoruz. Ağaçla öyle. Elinizi biraz bastırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci hamsi pilavımızı hazırladık. Şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinciyi de hazırladıktan sonra tavada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, güveçte pişirmeyeceğiz. Güveçte yapıyoruz ama güveçte pişirmeyeceğiz. Tereyağında ve normal ayçiçeği yanında pişmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ikinci güvecimizi de hazırladık. Güveçte ters tavanın içine yapıştırdıktan sonra ayrı ayrı pişireceğim. Neden olduğunu birazdan pişirirken göreceksin. Evet arkadaşlar, tereyağımızı attık. Neden tek tek pişiriyoruz? Çünkü tereyağında pişireceğim bunu. Tereyağını attıktan sonra biraz da ayçiçek yağı. Yağ kızmaya başladıktan sonra, ateş yükseldikten sonra bir kaşık yardımıyla, şimdi hamsinin altı pişecek ama çevirmemiz için üstünü de pişirmemiz lazım. Bir kaşık yardımıyla kızgın tereyağını hamsi pilavının üzerine dökme yöntemiyle hamsinin üstünü de pişireceğim. Daha sonrasında üstü kalıplaştıktan sonra bir maşa yardımıyla eti çevireceğim. Pilavımızı çevireceğiz.
Evet arkadaşlar, yağımız kızdı. Bir kaşık yardımıyla kızgın yağ üzerine döküyoruz ve bu yöntemle hamsinin üstü de pişmiş olacak. Hamsinin üstündeki et beyazlamaya başlayınca ve kızaracak tabii ki de. Onu göz kararı, yani pişirirken anlıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, hamsi pilavımız pişti. Bir spatula yardımıyla bunu çevireceğiz. Çevirmek üzere bu şekilde aldık. Muhtarım bir tabak verir misin canım bana? Evet arkadaşlar. Bunu kolay kolay çeviremezsiniz. Şöyle çevireceksiniz. Tabak olmadan bunu çeviremezsiniz arkadaşlar. Güzellik çeviremez arkadaşlar. Güzellik çeviremez. Şimdi bunu kaç dakika pişireceğiz bu usta? Aşağı yukarı 2 dakika daha, çünkü tabak kızık. 2 dakika daha böyle pişirdikten sonra üstünde yedirmemize gerek yok değil mi? Yok artık yok. Onu neden yapıyoruz? Şimdi hamsinin altı sert oluyor. Hamsiyi döndürürken üstü yumuşak olacağı için, döndüremeyeceğimiz için yumuşak olacağı için, o yüzden hamsinin üstünde pişmesini sağlıyoruz. O yüzden üstünü başta pişiriyoruz. Daha sonrasında üstünü pişiriyoruz. Sunum aşılmasında beraber miyiz? Tabii tabii. Sunum aşılmasında görüşmek üzere arkadaşlar. Yağlanmasyon. Evet arkadaşlar, bir yağlantı serüvenini daha sonlandırmak üzere kurtlar sofrasına oturmuş bulmaktayız. İstersen Aydın, sana bir şöyle bir tadım yaptım. Dersen yemişsiniz zaten bundan önce. O yemiş de gelmiş. Ben yiyebilir miyim? Tabii, o yemiş de gelmiş. Afiyet olsun ya. Ham yapalım. Ham yapalım. Ne diyorsun? Çok güzel kardeşim. Valla. Ben kendime şuradan bir çatal, kaşık, bıçak. Aynen. Benim güzel bunlar olur değil mi? Aynen. Mutlaka denir. Ya da kolay bir tarif. Oturayım. Değil mi? Lan sabırsız ama yiyeceğiz. Bilal de kolay bir tarif. Çok kolay bir tarif. Aynen. Çok da güzel bir şey yani. Ha, pilavla pilavla. Evet. Mutlaka deneyin arkadaşlar. O zaman ne diyoruz Serhat'cığım? Videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sen ne diyorsun kardeşim bu? Arkadaşlar bize destek vermeniz bizim için çok önemli. O yüzden katıl butonundan ayrıcalıklarına faydalanmayı, katıl butonuna katılmayı, bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Çanakkale Spin'de kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yiyin.